Odak programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda HDP'ye yönelik Kobani operasyonunu mercek altına alacağız. Konuklarımızda HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olacak. Odak başlıyor. Yıl sonra HDP'ye Kobani operasyonu yapıldı. 7 ilde 82 kişilik bir gözaltı listesi çıkarıldı. Şimdiye dek bunlardan 20'si gözaltına alındı. Tüm bu operasyonları HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile konuşacağız. İki konuğumuz da Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Kürkçü ve Sayın Tanrıkulu. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba Sezgin Bey. Teşekkürler, çok sağ olun. Öncelikle Ertuğrul Kürkçü ile başlamak isterim. 2016 yılındaki ilk operasyon başladığında HDP'deki durum neydi? 6 yıl sonra tekrar bu neden ortaya çıktı? 2014'te 14, evet. Başlangıcı bunun 2014. 6-8 Ekim 2014 günlerinde... Büyük bir protesto hareketi, Kobani'deki IŞİD işgali ve saldırısı, katliam girişimi dolayısıyla Türkiye'de gerçekleşti. Türkiye'nin pek çok kentinde hem Kobani'nin özgürlüğünü talep edenler hem doğrudan doğruya Kobani'dekilerle aynı halktan, aynı ulustan olmaları dolayısıyla Kürtler her yerde... büyük bir protesto hareketine girişler. Aslında bu protesto hareketini tetikleyen en önemli şeylerden bir tanesi dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın Kobani sınırına yakın bir ilçede ilde yapılan bir büyük açık hava toplantısında yüzünü Kobani'ye dönerek İşte Kobani düştü düşecek diye konuşunca bu ses tonu ve bu kibirle konuşunca bu Kürt halkı arasında çok büyük bir infiale yol açtı. Yani bu protestoları kim tetikledi derseniz birincisi Kobani kuşatması bakımından IŞİD'in önünü açan, ikincisi Kobani'nin düşecek olmasını bir müjde gibi selamlayan Tayyip Erdoğan'ın bu gidişatı tetikleyen en önemli kişi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak devamı var. O zaman bu çözüm ve müzakere görüşmeleri devam ediyordu. Halkların Demokratik Partisi Başbakan'la ve diğer güvenlik yetkilileriyle bu alanda pek çok temas sürdürüyordu ve bu protestolar çok yaygın ve geniş bir ölçüye ulaşınca hükümet bu protestoların yatıştırılması için Halkların Demokratik Partisi'ne ricacı geldi. Pek çok ilde ve ilçede insanların sokaklardan çekilerek protestolarını seviyesini düşürmeleri için pek çok ilçede Halkların Demokratik Partisi genel merkezinin çağrısıyla yerel birimler bu protestoların olağan kanallara çekilmesi konusunda gayret gösterdiler. Yani o zaman sizin sorunuza öyle cevap vermiş olayım. O zaman hükümet de HDP'ye ricacıydı. Şimdi ise bunun hesabını sormaya ve üstelik bunu bir tertip ile sormaya çalışıyor. Ortada Halkların Demokratik Partisi'nin teşvik ettiği ve yol açtığı bir çatışmalar dizisi mi var? Yoksa
bu büyük halk protestosu karşısında paniğe kapılan hükümetin gayri nizami kuvvetleri devreye sokması mı var? Sonuçta bu protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 51 civarında benim tespitlerime göre. Bunu da Hürriyet Gazetesi'nin çok titiz çalışan bir muhabiri Ali Dağlar'ın Hürriyet Gazetesi'nde yayınladığı bir listeye dayanarak yaptım. Hayatlarını kaybedenlerin 30'u yurtseverler. Yani Kürtlerin özgürlük mücadelesi taraftarlar. 4-5 tanesi Hüdapar mensubu. Bazılarının mensubiyeti bilinmiyor. 2 tane Suriyeli var. 1 tane menzilci var. 2 tane ırkçı var. Ve 2 tane de polis var. Hepsini tam olarak hatırlamıyor olabilirim. Yani bu çok karmaşık bir toplumsal gerilim ve hükümetin buna şiddetle ve gayri nizami usullerle müdahale etmesi sonucunda ortaya çıkan bir mukatele hali var. Ve bu arada bazı Hüdaparlılar da hayatlarını kaybetmişler. Şimdi buradan hareketle Halkların Demokratik Partisi'ne bir fatura çıkartmanın herhangi bir mesnedi olabilseydi 6 yıl niye beklenecekti ki? 6 yıl buna kulp arandı. Bunu Selahattin Demirtaş'ın üstüne yıkabilir miyiz? Bunu devreye sokabilir miyiz? Bu tıpkı Gezi davası gibi olmayan bir Gezi davası pişirildi, ortaya konuldu, insanlar yargılandı. Müebbet hapse mahkum edildiler, ceza bozuldu, geri döndü, tekrar vesaire. Bu Gezi ile Kobane aşağı yukarı hükümetin kendi davranışları sonucunda büyük bir halk protestosuna yol açıp ortaya çıkan protestonun defterine ne yazacağı konusunda kendi arasında bölündüğü, bu sebeple de ne yapacağını bilemediği bir dava. Şimdi ikide bir de pişirilip ortaya çıkarılıyor. Evet. Bu sefer de karşımıza çıktı. Şöyle uzatmayayım lafı, şöyle de bitirmeliyim şu bu devrede. Şimdi bunu niye bugün, peki nedir 6 yıl sonra olan? 6 yıl sonra olan şey budur. Ümit edildi ki Halkların Demokratik Partisi başka yollardan ve daha önce çökertilebilirdi. Ama Halkların Demokratik Partisi 2015'ten beri çok büyük bir azimle kendisini ve demokrasiyi savunuyor. Ve AKP'nin ve MHP'nin kurmuş oldukları istibdat ittifakı durmaksızın zemin kaybediyor. Bu şartlar altında hiçbir zaman seçime gidemeyeceği koşullar içerisine düştü AKP. O nedenle Halkların Demokratik Partisi'ni aradan çıkartabilir miyiz? Halkların Demokratik Partisi'nin diğer demokratik güçlerle ittifakını önleyebilir miyiz? Çünkü her şey gelecekte, her şey Halkların Demokratik Partisi'nin %10 ile 15 arasında gezinen toplumsal desteğinin sabit kalıp kalmayacağına evet. bağlı. Bunu çökertirsek demokrasi ittifakını imkansız hale getiririz ve Türkiye'de ebedi iktidarı ilan edebiliriz. Heveskarlığıyla girişilmiş bir darbedir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda seri darbelerle kalıyor ve bu son darbedir. Halkların Demokratik Partisi bu darbeyi de savuşturacaktır. Ama şimdi artık buna herkesin ortak olması lazım. Çünkü bu sadece HDP'ye değildir. HDP üzerinden AKP, MHP istibdadına ortak olmayan herkese uzatılmış bir tüfek vardır. Bir ona tüfek da geleceğiz. Doğrultulmuştur. Bu bugünkü mevzu bununla ilgilidir. Bu bir siyasi cebir meselesidir. İki manada. Hem zor kullanma hem de aritmetikten daha fazla bir şey olan bir cebri süreçtir. Bu cebri süreçten sadece HDP'nin imanıyla çıkılamaz. Ama HDP imanını, inancını, örgütünü büyük bir azimle savunmaya devam edecektir. Herkes HDP'ye güvenebilir.
HDP kime güveneceğini bilmek istiyor şimdi. Evet. Sezgin Tanrıkulu'na dönmek isterim. Sizin hukukçu kimliğinizle de soruyorum bunu. 2014 yılından 6 yıl sonra şimdi bu operasyonun yapılması, 82 kişilik bir liste çıkarılması, Ankara Cumhuriyet Başsavcısının bu davayı alması, tüm bunlar bize ne anlatıyor acaba? Ya bunu tabii ki yani hukukla izah etmek mümkün değil. Hukuk olsa bunlar olmaz zaten. Dolayısıyla doğrudan doğruya bir yargı ve siyaset mühendisinin ortak ürünü bu dava. Yani zamanı bakımından, hedefleri bakımından tamamen ortak bir siyasi operasyon, bir yargı operasyonu, bir yargı mühendisliği operasyonu. Son yıllara bakarsanız yani bu hükümetin sıkıştığı her zamanda mutlaka bir yargı mühendisiyle bir dava öne çıkarılmıştır. Siyaset rehin almaya çalışılmıştır ve bununla da Adalet ve Kalkınma Partisi kendi tabanını, kendi ittifak tabanını tutmaya, konsolide etmeye, özellikle de kutuplaşma üzerinden, düşmanlaştırma üzerinden motivasyon sağlamayı gütmüştür. Bu zamana bakarsak ne şimdi zaman? Ne yaparlarsa yapsınlar, yapıyorlarsa yapsınlar, Türkiye'de gündemi belirleyemiyorlar. Yani siyasi gündemi belirleyemiyorlar. Dışarıda Mavi Vatan, Libya, Suriye, ABD ilişkiler, ABD, Rusya tamamen çökmüş durumda ve sıkışmış bir Türkiye var. İçeride ekonomi berbat, doları tutamıyorlar. Sağlık yani felaket bir noktasına doğru hızla gidiyor. Eğitim yine berbat, her gün yani yeni bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. İşsizlik, yoksulluk, bütün bu tablo içerisinde sonuçta kendi tabanları ne üzerinden tutabilirler? Bir düşman ceza hukuku üzerinden tutabilirler. Bu da en kolayı şu, yani işte HDP'li siyasetçilere, muhaliflere bir operasyon yapalım, bu operasyonla kendi halkımızı medyada, sağda solda güçlü tutalım ve şey desinler bize. Ya tamam da bu hükümet her ne olursa olsun işte en azından mücadele ediyor. Bu algıyı kendi tabanlarında, kendi daralan tabanlarında hiç olmazsa bu şekilde tutmaya çalışıyorlar. Şimdi bu 82 siyasetçinin tümünü aşağı yukarı tanıyorum, takip ediyorum. Geçmişten bugün zamanda biliyorum. Vallahi hepsi birkaç sefer gözaltına almışlar. Yani yılları hapislerde geçmiş. Dolayısıyla böyle hapse girip çıkmaktan falan böyle çekinen, korkan insanlar değil sonuç itibariyle. Yine girecekler, yine çıkacaklar. Ama Türkiye kaybediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi kaybetmeye devam edecek. Bu böyle çünkü yani bu gidişat onların hızlı yani gidişini hızlandırıyor. Bunu şimdi hukuka bağlarsak, ya şimdi şunu söyleyebilirim. 2014'te 6-8 Ekim olayları sırasında HDP genel merkezi hesabından bir tweet yayınlanmış. İmzasız MYK diye yayınlanmış. O zaman da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı vardı. O zaman da bu ceza yasası vardı, bu anayasa vardı. O zaman da bu şahıslar vardı. O zaman Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış. O soruşturmaya göre demiş ki yani bu olsa olsa yani olup olmayacağına mahkeme karar verecek de halkı kim ve düşmanına tahrik etmek olabilir demiş ve soruşturmayı bundan başlatmış. O bakın o vahim dönemde diyelim. Yani o kadar çok yurttaşımızın öldüğü büyük olayların olduğu dönemde bile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu yasalara göre bundan daha öte bir şey aklına gelmemiş. Gelse yazamaz mıydı? Tabii ki yazardı. Yapamaz mıydı? Tabii ki yapardı. Dokunulmazlığı olan milletvekilleri var, dokunulmazlığı olmayan MYK üyeleri var. En azından dokunulmazlığı olmayan MYK üyeleriyle ilgili başka bir süreci başlatabilirdi. Yapmamışlar. O zaman şimdi 6 yıl sonra bunu yapmışlarsa ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer böyleyse, tırnak içerisinde. Kimse yanlış anlamasın. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 yıldır görevini kötüye kullanmış. Ya deliller aynı deliller. Şahıslar aynı şahıslar, yasalar aynı yasa. Savcı aynı savcı mı? Evet, hemen hemen aynı savcı. Öyle tahmin ediyorum. Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kurumsal bir yapıdadır. Şunu soracağım. Bakın bu soruşturma ne zaman yeniden canlandı? Bunu bir kez daha yani bizi izleyen dinleyicilerin kafalarında oluşma için söylüyorum. Bakın HDP'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda siyasetçiler var. Bir kısmı milletvekili, bir kısmı değil. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatıyor 2014 yılında. 141 bilmem ne diye bir numarası da var. Kayıtlarında var. O soruşturmayı ikiye ayırıyor.
milletvekili olan MYK üyeleriyle ilgili olarak soruşturma dosyasını Parlamenter Suçlar Bürosu'na gönderiyor. Parlamenter Suçlar Bürosu da fezleke düzenleyip her milletvekiliyle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyor. Milletvekili olmayan MYK üyelerini de yavaş yavaş şeye çağırıyor, teker teker ifadeye çağırıyor. Çünkü öyle vahim bir durum değil. Halkı ve düşmana tahrik etmek sonuç itibariyle Tayyip Erdoğan'ın işte 1999 yılında mahkum olduğu suç, aynı suç. Yani o zaman bu maddeden ceza almıştı Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla yani böyle görmüş o zamanki savcılık, onları da çağırıyor. Milletvekili olanlarla ilgili olarak dokunulmazlık Mayıs ayında kalkarken, 2016 yılında Mayıs ayında kalkarken uzatıyorum ama anlaşılması bakımından. Adalet Bakanlığı 81 ile yazı yazdı. Dedi ki Böyüsleri'nin milletvekiliyle ilgili olarak elinizde hangi dosya varsa beklemeyin, bize fezlekele gönderin. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksektaş, hangi milletvekilleri varsa bizler dahil olmak üzere Böyüsleri milletvekiliyle ilgili olarak 2016'dan öncesine dayalı bir soruşturma savcılıklarda kalmadı. Şimdi Selahattin Demirtaş 2006'dan beri tutuklu. Cezaevinde bir suç işlemesi neredeyse imkansız. 2019 yılının 2 Eylül'ünde tahliye oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki duruşmasından 16 gün önce. Kaldı bir hükümlü dosyası o tarih itibariyle. Onunla da tahliye olma aşamasına gelmiş çünkü denetimli serbestlik süresine gelmiş. 18 Eylül'de duruşması var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Hani Türkiye mahkemeye gidecek, savunma yapacak ya. O zaman zaten bakın biz Demirtaş'ı tutuksuz yargılıyoruz diyebilmek için tahliye ettiler. 2 gün sonra 20 Eylül'de işte bir gün öncesinde fotoğraf var, sağ var, sol var. Sayın Erdoğan'ın sözleri var, biz tedbirimizi alırız falan diye. 20 Eylül'de bu soruşturma dosyasından kendisi ayrıldı ve evrakı parlamentoya gönderildiği ve daha sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan iddianamede 31 dolu fezleke olmasına rağmen yeniden bu soruşturmaya dahil edildi. Bakın bunların belgeleri var elimizde. Çok açık bir biçimde. İki tane savcının, Diyarbakırlı Ankara savcının yaptığı yazışmalar var. Bir daha dahil edildi ve Ankara'dan Edirne'ye talimat yazıldı, Segbis'te ifadesi alındı ve bundan tutuklandı. 20 Eylül 2019 tarihinde. Biz zaten diyorduk ki şeydir yani zaten Selahattin'dir işte içeride tutmaya çalışıyorlar falan yani işte bununla ilgili bakalım ne yapacaklar. Oysa bundan yargılanmış veya savunmasını yapmış ve tahliye olmuştu. Evet. Sonra şimdi demek ki Demirtaş tek başına içeride kalması yetmiyor. Yanına başka siyasetçilerin katılması lazım. Şeyi büyütmüşler, Şavka'dan tavşan çıkarmaya çalışıyorlar. Herkesi bu kez bir kez daha soruşturulduğu, işte ifadesini verdiği bu soruşturmaya bir daha dahil ederek elde ne varsa sosyal medyadan, sağdan, soldan falan filan bir soruşturma yapmışlar ve tam da bu zamana getirmişler. Bakın bunu hukukla izah etmek mümkün değil. Evet. Bu tamamen yani siyasetle yargının bir mühendisliğidir. Döneme denk gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasal gündemine denk gelen bir operasyondur ve amaçları da biraz önce de ifade edildi, ben de ifade edeyim. Sonuçta siyaseti rehin almaktır. Ama yani bu şekilde rehin alamazlar siyaseti. Ve yine bir şey daha söyleyip bitireyim. Yani dayanışmamızı ve demokrasi için mücadelemizi de engelleyemezler. Evet. Şimdi ona da geleceğim. Evet. Ama bu hukuksuzluğu yapanlar da bakın, bu hukuksuzluğu yapanlar da sonuçta en berbat yöntemlerle yapıyorlar gerçekten. En berbat yöntemler. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönem söylediği hamlemizi yapar işi bitiririz hamlesi devam ediyor diyorsunuz bu operasyonla. Bakın onu söyledi mesela Selahattin Demirtaş. Bu soruşturmaya bir kez daha eklenerek, evet, bir kez daha yazılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı. Bakın duruşmasından 2 gün sonra bunları yani şimdi... yani anlamamak, ondan sonra görmemek mümkün değil. Evet. Çok çıplak, çok açık bir biçimde yapıyorlar. Evet. Gerçekten yani bu böyle herkesin gözüne soka soka yapıyorlar. Bakın biz böyle hukusunu böyle açık açık yapıyoruz. Bilin diyorlar. İlk evet. Önce fotoğraf veriyorlar, sonra operasyon başlatıyorlar. Yani şimdi... Bu kadar çok açık. Yani eskiden bu işler kapalı kapılar ardından işte bilinmeden ya da bilinmesi istenmeden yapılırdı. Ama şimdi çok açık bir biçimde görülmesi istenerek yapılıyor.
Apaçık siyasi soykırım dedi HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'da. Şimdi tekrar Sayın Ertuğrul Kürkçü'ye dönmek isterim. Dediniz ki HDP'ye herkes güvensin, bunlarla yıkılmaz. Ama HDP kimlerle yürüyeceğini bilmek istiyor. Tam da bu süreç. Peki bu operasyon sabah saatlerinde açığa çıktı. Daha sonraki tepkilerden yola çıkarak bir de HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın bir çağrısı vardı. O dönem AKP içinde, iktidar içinde yer almış, şimdi iktidara karşı duranlar çıkıp bildiklerini anlatmalılar diyor. Tüm bunlar çerçevesinde HDP şu anda görebiliyor mu kimlerle yürüyeceğini? Şimdi şöyle diyebiliriz. Genel olarak bu istibdat rejiminin devrilmesinden, bu önümüzden çekilerek Türkiye'nin önünün açılmasından yana olan herkesle beraber yürüyebileceğimizi biliyoruz. Ama adlandırmaya sıra geldiğinde, teşhislere sıra geldiğinde yeterince aydınlık olmadığını ben görüyorum. Örneğin bu müdahale, bu saldırıya dair teşhislerde şöyle şeyler gözlüyoruz. Bunun gündem değiştirmek için yapıldığı söyleniyor. Ya ben doğrusu buna katılmıyorum. Çünkü gündem budur. Gündem demokratik bloku çökertmek, demokratik blokun aşil topu olan Halkların Demokratik Partisi üzerinden bunu yapmaktır. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin istibdat rejiminin, saray iktidarının bir tek gündemi var. Türkiye'de demokrasi blokunu çökertmek ve diktatörlüğü kalıcı kılmak. Dolayısıyla kendi gündemine uygundur. Fakat bunu kimi parlamenter mekanizmaları çalıştırmaya devam ederek, oyunu burada bu sahnede oynayarak, halk oyunu arkasına alarak ya da almış görünerek yapmak istediği için bir parlamenter sahne düzenlenmesi gerekiyor. Ve bu parlamenter sahnenin düzenlenmesinde faşist yöntemler apaçık ortada sırıtıyor. Şimdi o nedenle bu net olarak bunun adını kendi adıyla yapılanı çağırmamız lazım. Bu faşist diktatörlüğe yürüyüşte atılmış yeni bir adımdır. Dolayısıyla bu geri çevrilmelidir. Buna bu şekilde karşılık verilmelidir. Şimdi 7 milletvekilimizin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi meclis gündemine gelecek. Burada ne gibi bir Ali Cengiz oyunları yapacakları, şapkadan nasıl tavşanlar çıkartacaklarını göreceğiz. Olağan yollarla bu dokunulmazlıkların her birinin kaldırılması için ayrı komisyonlar kurulması, bütün bu komisyonlarda her birinin tek tek görülmesi falan lazım. Biz 53 milletvekilinin dokunulmazlığı geçtiğimiz dönem bir anayasa ihlali yoluyla kaldırıldı. Geçmişe dönük olarak anayasa değişikliği uygulandı. Makabrine şamil bir anayasa değişikliğiyle dokunulmazlıklarımız ortadan kaldırıldı ve bunun böyle olmasına ana muhalefet partisi de yol verdi. Milletvekillerinin kimilerini tenzih ederim ama bunun böyle olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan bir ders çıkardık mı? Buna bakacağız. Çünkü soruluyor, deniyor ki ya bu Selahattin Demirtaş'ı niye içeride tutuyorlar diye sorulunca biraz tuhaf oluyor. Hep beraber biliyoruz niye içeride tutulduğunu. Tutulsun diye AKP iktidarına verildiği için içeride tutuluyor. Şimdi o zaman bu 7 milletvekilimizle ilgili ne yapılacak? Bu yapılan açık kanunsuzluğun, Sezgin Tanrıkulu arkadaşımızın gayet zarif bir biçimde anlattığı şekilde, bu yapılan açık kanunsuzluğu kanunsuzluklardan biri olarak işaretleyip ayıplar günahlar galerisine mi koyacağız, yoksa bir mücadele hedefi olacak? Bununla mücadele etmek için bir ortaklık mı kuracağız? Bizim önerimiz demokratik bir
ittifakın sadece mecliste değil, hayatta, toplumda, çalışma yaşamında, eğitim yaşamında, iç ve dış savunma meselelerinde, ekonomide demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet talebiyle mücadele eden halklarımızın önünde yürüyen, onların sözcüsü, onların temsilcisi olarak hareket edenlerin şimdi kalıcı, tutarlı, güçlü bir ittifakı cesaretle kurmaları lazım. Evet. Ben şöyle söyleyeyim sonuç olarak. Buyurun. HDP'den uzaklaşarak demokrasiye yaklaşmak diye bir şey yok. Bugün Türkiye'de demokrasinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği etrafında dönen hareket. Çünkü devletin niteliği dolayısıyla böyle bir konum edinmiş olan bu hareketle mesafenizi nasıl tayin ettiğinize bağlıdır. Bize eğer iktidarın baktığı yerden o tanımlamayla yaklaşıp mesafe konursa çok fazla bir sonuç alamayız. Ama bu tanımlar yerine kendi tanımlarımızı koyup ilerleyebilirsek bence sonuç alabiliriz. Çünkü artık daha ne yapsın yani AKP kendinin ne yapmak istediğini anlatmak bakımından. Evet. Yeterince çalışmıştı. Şimdi bizim dersimize çalışmamız lazım. Ben şuna güveniyorum. Her şeyden önce halklarımıza çok güveniyorum. 2015'ten bu yana AKP'nin bütün zulmüne, MHP'nin onunla kurduğu suçlular ittifakına, devlet kurumlarının birer birer bunlara teslim oluşlarına rağmen halk teslim olmadı. Evet. Halk ne vicdanını, ne ruhunu, ne oyunu satmadı. Şimdi bu halka layık olma zamanıdır. Eğer halkın çektiği yere gidersek orada demokrasiyi bulacağız, bunu söyleyebilirim. Evet. Sayın Sezgin Tanrıkulu, siz de konuşmanızın sonunda AKP iktidarı ne zaman zora düşse HDP'ye saldırıyor dediniz, bir nevi özet olarak söylüyorum. HDP'ye saldırmasında muhalefet tarafından HDP'nin yalnız bırakılmasının bir sonucu olması durumu söz konusu olur mu? Birinci sorun bu. İkincisi, CHP Genel Başkanı HDP'yi aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ama böylesi büyük bir operasyon karşısında muhalefetin tavrını yeterli buluyor musunuz dayanışma açısından? Ya şöyle, tabii ki yani Genel Başkanımız aslında stratejiyi kurultayda çizdi. Dostlarımızla beraberdi. Yani mutlaka bir adlandırma yapmaya da gerek duymadı. Bence de çok gerekli değil. Dostlarımız dedi sonuçta. Dostlarımızın kim olduğu İstanbul seçimlerinde, Ankara seçimlerinde, Antalya'da ortaya çıktı. Dolayısıyla çok kritik bir zamandan geçiyoruz yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yürütüğü politikalar nedeniyle. Ve ben şunu hep ifade ediyorum. Yani cesaretle, ama cesaretle bu dayanışmayı büyütmemiz lazım. Ve cesaretle mücadele etmemiz lazım. Bunun başka bir imkanı yok. Eğer yani köşeye çekilirsek, gözlerimizi kapatırsak, ben bunu yüksek sesle söylüyorum. Kulaklarımızı kapatırsak, aman bana ne dersek, sonuçta bu iktidarı sadece daha güçlü bir biçimde orada tutmaya yarar. O nedenle herkese düşen görev gerçekten yani demokrasiden, özgürlükten, barıştan, eşitten yana olan herkese düşen görev sonuçta bir arada, yani çekilmeden demokrasi zeminde bir arada olmaktır. Bunu biz aşama aşama geliştiriyoruz. Ha yeterli görülür görülmez, ama bugün genel başkanımızın yani HDP eş genel başkanlığını arayıp dayanışma duygularını ifade etmesi bence çok değerli ve anlamlıdır. Grup başkan vekilimizin yani çok erken saatlerde, öğle saatlerinde işte basın toplantısının önemli bölümünü buna ayırması önemlidir. Milletvekillerimizin gösterdiği tepkiler önemlidir. Bu süreç burada kalmayacak tabii. Daha bugün ilk gündeyiz. Yani bunun yarın öbür gün gelişeceği başka süreçler de var. Ben ısrarla ne olursa olsun yani hukuksuz, yani hiçbir hukuki temeli olmayan ve tamamen siyasi olan bu operasyona karşı amarsız, fakatsız, ikirciksiz, net bir tutum alınmasına yanayım. Partimiz de o tutumu bence yani bugün ortaya koydu, en üst düzeyde ortaya koydu. Yani şöyle bir şey, amaç da biraz da bakın yani bu operasyon yani tamam HDP'li siyasetçilere yapıldı ağırlıklı olarak, ama aynı zamanda muhalefete yapıldı yani. Evet.
Yani muhalefetin kendisine yapıldı bu operasyon. Yani o kadar çok açık ki şeyin ne ismi yani muhalefeti bölmek ya da işte yalnızlaştırmak, ötekileştirmek, evet. Kırmızı etmek kime yarayacak esas itibariyle? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yarayacak. Evet. Amaçları da bu. Bu siyaseti bu şekilde okursak onların düşündüğünün tam tersini yapmamız lazım. Dayanışma evet. içerisinde cesaretle mücadele etmemiz lazım. Tabii ki ayrı ayrı siyasi partileriz ayrı mesele ama sonuçta demokrasi gibi ortak bir idaremiz var. Evet. O ortak zeminde buluşabiliriz. Mücadele edebiliriz yani. Sayın Sezgin Tanrıkulu çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sayın Ertuğrul Kürkçü çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Teşekkürler. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Bugün HDP'ye yönelik Kobani operasyonlarını mercek altına aldık. Konuklarımız HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ydu. İyi akşamlar.